75 bin öğretmen daha işsiz kalıyor. CHP'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sert tepki. Bir anne daha bebeğiyle gözaltında. Günün haberleri başlıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuma düşmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kanun hükmünde kararname mağdurlarına OHAL komisyonuna adres göstermesini sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu, o insanlar öldükten sonra mı karar vereceksiniz dedi. Efendim, komisyondan geçtikten sonra biz buna bakarız. Hangi komisyon? Hangi komisyon? Komisyonun kuruluş gerekçesi senin önüne dilekçeler erken gelmesin diye. Şu anda Türkiye'de yargı resmen iktidarın tetikçiliğini yapıyor. Resmen. Bazı çevrelerin tetikçiliğini yapıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuma düşmemeli. Artan terör olaylarına da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, referandumda evet verin terör bitecek dediler. Terör başladı sözlerini kullandı. Referandum sırasında ne dediler? Evet oyu verin, terör bitecek. Bütün billboardlarda yazılıydı bu. Bütün billboardlarda. Referandum bitti, terör başladı. Caddeler, sokaklar kazılırken valilere, kaymakamlara talimat verip bunlara dokunmayın diyenler terörü önleyebilir mi? Zarrab davasında tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, çıkar çatışması duruşmasında haklarından feragat ettiğini söyledi. Reza Zarrab gibi dava süresince savunmasını aynı avukatlarla sürdüreceğini beyan eden Hakan Atilla, avukatlarının parasını Halkbank mı ödüyor sorusunu da evet diye yanıtladı. Atilla'nın 30 Ekim'de davanın asıldan görülmeye başlanacağı jürili duruşmaların ertelenme talebi reddedildi. Gülen cemaatine hedef alan hukuksuz operasyonlar anne ve bebekleri hedef almaya devam ediyor. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde önce doğumhane önünde bekleyen babayı gözaltına alan polisler, yeni doğum yapmış anneyi de gözaltına almak için kapıda beklemeye başladı. Ceza infaz kanununa göre hamile kadınların ve bebeği 6 ayı geçmemiş olanların tutuklanması mümkün değil. Ancak AKP iktidarı 15 Temmuz sonrası OHAL kararnameleriyle doğum yapmış anneleri tutuklarken cezaevlerindeki hamile kadınları da serbest bırakmıyor. Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Cin Haber Ajansı muhabiri Zehra Doğan, Diyarbakır'dan Mardin'e ailesini ziyarete giderken yol kontrolünde tutuklandı. Sosyal medya paylaşımları ve resimleri örgüt propagandası kabul edilen genç gazeteci, hakkında kesinleşen cezası sebebiyle Diyarbakır E-tipi kapalı cezaevine gönderildi. İzmir Ödemiş'te parka oyun oynamaya çıktıktan sonra kayıplara karışan, 3 gün sonra komşusunun evinden ölü olarak çıkartılan 10 yaşındaki Ceylin, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ceylin'in tabutunun üstüne gelenek serildi. Olayı isyan eden mahalleli, küçük kızın ölü bulunduğu binaya saldırmış, katil zanlılarını linç etmek istemişti. ...9 Şubat'ta yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 1 Temmuz'da kapatılacağı belirtilen etüt eğitim merkezlerinde yaklaşık 75 bin öğretmen ve çalışanın mağdur olacağı açıklandı. Çalışanlarının büyük çoğunluğunun atanamayan öğretmenler olduğunu da belirten Etüt Merkezleri Birliği Derneği, 1 Temmuz itibariyle binlerce öğrencinin kaçak ve merdiven altı kurumlara yönelecekleri uyarısı yaptı. 500 bin öğrenci devlet tarafından mağdur edilmiş olacaktır.